Halletmiş olarak. Ayşe hocam bir hikaye Ha, bir şey anlatacak diye. anlatacaktım. Şimdi biz evlenmeye karar verdik ve eve bir şeyler, beyaz eşya falan almamız gerekiyor. Çamaşır makinesi. Böyle her şeyi almadık. Buzdolabı zaten kullanıyorduk. Onu kullanmaya devam ettik. Bulaşık makinemiz vardı. Kullanmaya devam ettik. Mehmet geldi. ama çamaşır makinesi almamız lazım. Şimdi İkimiz de çalışıyoruz o zaman. Mehmet çok yoğun çalışıyor. Ben yoğun çalışıyorum falan filan. Bir şekilde dükkanlara gitmeden e-ticaret siteleri üzerinden almaya karar verdik. Nasıl oldu bilmiyorum. Neyse. E-ticaret sitelerine giriyoruz. Kameraya bak anlatırken. Search. Ben kendimi şurada görüyorum Evet, o da. O yüzden yüzden ben sürekli oraya gidiyorum. bakıyorum. E-ticaret sitelerine giriyoruz. Search kısmına. Çamaşır makinesi çıkıyor, yazıyoruz ve URL değişiyor. İçerik değişiyor. Ve Mehmet anında şu moda giriyor. Bir dakika. Burada XSS var. Ve XSS aramaya başlıyor. Bir süre sonra bütün e-ticaret sitelerinde tek tek XSS aramaya başladı. Çamaşır makinesi almamız gerekiyor bizim. Bu çok ciddi bir hikaye arkadaşlar. Ve hangisi diyor ki işte mesela isim vermeyeyim. Ver X ver ya, vereyim burası mi? Twitch, bir şey olmaz. Hepsi buradaya giriyoruz. XSS buluyor. Diyor ki ben buradan almam. Bir şeyler daha buluyor o arada. Ben buradan almam diyor. Ne 11'e geçiyoruz. XSS buluyor. Ben buradan almam diyor. Böyle inanılmaz web sitelerine düştük işin sonunda. Böyle ne var ne yoksa taradık gerçekten. Bir süre sonra böyle şey bunları da Twitter'dan yazmaya başladı sanırım Mehmet. Böyle e-ticaret siteleri meydan okumaya başladılar. İşte bir de bizimkinde de ne O falan filan tweetleri diye. bulayım mı? Tweetler kesin duruyordur yoksa da bende var. Eminim olduğuna. Bak, bir süre hatunum gözün şu sağda olsun chatte, ben bu ekranda bir o tweetleri bir Tamam, bulayım şimdi ya. Mehmet o tweetleri bulsun. Ama insanlar böyle şey, e-ticaret sitelerinin tweet işte accountlarını yönetenler böyle meydan okumaya başladılar ve Mehmet hepsini de buluyor. Bir tanesinde hatta şöyle bir şey paylaştı. Bir tane böyle oyuncak pembe şey, çamaşır makinesi ve orada bir tane XSS var, gülen surat falan şeklinde. Alert bir bey diyeceksiniz, aynen öyle. Sanal pazarda post bypass bulmuş diyor. Bulursun. Sorun o değil. Biz işin sonunda birisi yazmış az önce. Gerçekten dükkana gittik. Çünkü e-ticaret siteleriyle olmadı. Dükkandan aldık. Mehmet'in böyle dükkanda şeye, çamaşır makinesine sarılan bir fotoğrafı var. O da Twitter'da yoksa bile bende var. Sevgili arkadaşlar. Mehmet buldu tweetleri. En azından bir tanesini buldu. Birazdan vereceğim ekrana da. Acaba bu muydu Mesela ya? ne 11 var. Ben de bakabilirim istersen. Çünkü ben onları sunum haline getirip eğitimde sundum. Evet, böyle sırayla. Kaç? 2014, 6 yıl olmuş ya. Ben çamaşır makinesi arıyordum ama gene dikkatim dağıldı. Diye E11'e publicly yürümüşüm ya. Sonunda makine aldık. Diyorum ya, dükkana gittik. Dükkana gittik ve aldık makinemizi. Ama e-ticaretten Hepimizin almadık. meslek hastalığı Furkan Çalışkan yazmış. Bunlar sonradan olay büyümüş sanırım ya. Evet. Ya gitti gidiyor ya hepsi burada. Sana meydan okudu. Sonra sen onlara oyuncak pembe buzdolabıyla şey yaptın. Geri döndün. Gitti gidiyor orada ne? XSS. Mehmet şu anda arıyor. Bulabilir miyim Ekranda acaba gözüküyor diye. yayında ya. Ha, süper. Ben görünmediğin sanırım. 2015. 2014. Ben ya leş leş. Ve Mehmet'in Gerçekten. tweetlerine düştük. Silivri'ye yapmış olduğunuz başvuru onaylanmıştır diye birisi yazmış. Dükkanda XSS bulamadı. Çok şükür. Silinmiş Yok. onlar ya. Onlar yok. Ama Ben bulurum. şeyin Bende fotoğrafı var. vardı. Hatırlıyor musun böyle en son gidip nedir onların? Beyaz eşyacıda el Evet. sıkışarak Hayır, beyaz eşyaya sarıldığın bir fotoğraf varsın. çileden diye. Böyle public yayınlayınca sorun olmadı ya. İnsanlar Yap ya, istemiyorlar. sorun olmadı. Bir de onlar eski tweetler oğlum. İnsan geçmişte yaptığı şeyleri dönüp silmesi de çok doğru değil ya. Duruyorlar yani. Şimdi olsa yapmam yani.
Makinede XSS buldu mu? Henüz o noktaya Makinede gelmedi. XSS buldu. Makinenin çalışması gerekiyor. Dükkanda da fiziksel güvenlik diyor. Aynen, sosyal mühendislikle %20 indirim Evet, yaptırmıştık dükkanda adama. indirim yaptık. Sosyal mühendislikte şöyle oldu. İçeriye girdik. Şeyle pazarlık ediyoruz falan filan. Ben adama şeyi sordum. Peki bu kaç para dedim. Adam dedi işte atıyorum 100 lira. Peki dedim hiç Atatürk'le göz göze geldiniz mi siz? Adam böyle baka kaldı. Hemen böyle çıkardım. Nakit alacağım dedim. Bak Atatürk direkt gözlerine bakıyor. Evet, Ama nakite dedim ne o kadar kadar ediyor? vermem diye. Gidip almıştık ya. Çok şükür ki hala. Nakite gösteriyor. Diyor ki ben nakitle alacağım. Eğer nakite istediği miktarda indirim vermezlerse kredi kartını çıkarıyor. Gerek yok diyor. Bu yöntemi de. Güzel zamanlardı. İfşa gibi ifşa da hanım yapınca ifşai sesim çıkmaz yani. Evet. Ben de daha neler var? Hanım hold. Biri yazmış geçmişe dönsek bu chat'in yarısı içeriye girer diye. Doğrudur. Ama cidden öyle bir rahatsızlığım var benim ya. Yani tutamıyorum abi.